Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bedelli askerlik ücretleri üzerinden yapılan tartışmalara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Askerlik sisteminde reform niteliğinde yapılan düzenleme ile dövizle askerlik hizmetinde yaş sınırının kaldırıldığını, bedelli askerlik hizmetinin sürekli hale getirildiğini, dövizle askerlik ve bedelli askerlik bedel miktarının eşitlendiğini hatırlatan kaynaklar, yeni sistemle yedek astsubaylık statüsünün oluşturulduğunu, askerlik süresinin 12 aydan 6 aya indirildiğini anımsattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2019'da kabul edilen asker alma kanunuyla hem vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerinin hem de TSK'nın yükümlü personel ihtiyacının karşılandığını belirten kaynaklar, böylece modern, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir sistemin tesis edildiğini anlattı. Gerekli ve doğru olarak nitelendirilen bedelli askerliğin sürekli hale getirildiğini kaydeden kaynaklar, yeni düzenleme ile iş sahibi gençler ve öğrencilere eğitim, öğretim ve mesleki gelişmelerinde geleceklerini planlama açısından kolaylık ve fayda sağlandığını, yurt içi ve dışında çalışan, çevresine, topluma ve ekonomiye katkı sağlayan çalışmalarında vatan hizmeti olarak görülmesinin sağlandığını ifade etti. Her zaman ve her yerde! Daha önceki dönemlerde toplumsal beklentinin karşılanması amacıyla hayata geçirilen bedelli askerlik uygulamalarının askerlik kaynağını erteleme, yoklama kaçağı ve bakaya gibi nedenlerle meydana gelen birikmenin azaltılması amacıyla yapıldığına dikkat çeken kaynaklar, bu nedenle bedel miktarının düşük tutulduğu bilgisini verdi. Yeni askerlik sisteminin öncelikli amacının yurt ve dünyanın birçok bölgesindeki farklı coğrafyalarda görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insan kaynağının desteklenmesi olduğunu vurgulayan kaynaklar, bedelli askerlik için her yıl bakanlıkça kontenjan belirlenmekte, kontenjan sayısı aşılması halinde adaylar kurayla tespit edilmektedir. Bedelli askerlikten istifade edecek sayının belli bir kontenjanla sınırlı tutulması nedeniyle bedel miktarının azaltılmasına bağlı olarak gelirde artış olacağı sonucuna ulaşmak doğru değildir ifadeleri kullanıldı. Bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak isteyenlerin sayısında her yıl artış yaşandığını işaret eden kaynaklar, uygulamanın ilk hayata geçtiği 2019'un ikinci yarısında 49.107 kişinin bedelli askerlik için başvuru yaptığını aktardı. 1 Ocak-30 Haziran 2020 tarihlerinde 25.893, 1 Temmuz-31 Aralık 2020 tarihlerinde ise 45.740 kişinin başvuruda bulunduğuna değinen kaynaklar, 1 Ocak-30 Haziran 2020 tarihlerinde müracaat sayısının 34.829'a ulaştığını kaydetti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğini vurgulayan kaynaklar şu değerlendirmeyi yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri, karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak, 84 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir. Böylesine hassas ve kritik bir dönemde bedelli askerlik konularının istismar edilmesi ve böylesi konuların konuşulması dahi kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle bedelli askerlik uygulamasının kaldırılması veya ücretinin azaltılması gibi popülist söylemlerle gençlerin duygularını istismar edilmemesi gerekmektedir.